Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı güzel, gösterişli, çok hoş, kabartmalı bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolüks Minnoş bebe yünü. Modelimiz 10 ve onun katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Ben iki model üzerinden anlatacağım sizlere modeli. O yüzden 23 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. İlmeklerimi attım, hazırladım. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber başlayalım. Evet, modelimizin ilk sırasında ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 9 tane ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar bakalım. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2, 4, 6, 8, 9 tane düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım. Bir kez de doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci sırada arka yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekler, ters ördüğüm hepsi ters. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Komple ilmeklerimizi ters örüyoruz. Farklı bir işlem yok. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Ajur olan ilmeğimi de düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir kez daha. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 3 tane de düzüm oluştu. Bir önceki sırada 1 taneydi. Artırma yaptığımız için her iki tarafından o bir ilmeğinin 3 oldu. Şimdi yine artırma yapacağız. Doladım. 3 tane düzü örüyorum. Tekrar şişimi, ipimi doluyorum. 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpimi arkaya aldım. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Bakın bir önceki sırada burada bir ilmeğimiz vardı. Artırma yaptığımız için 2 oldu. Onları düz örüyorum. 2 düz ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Yine arka sırada tüm ilmekleri ters örüyorum. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. Dördüncü sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Arka sırayı tamamladım. Bütün ilmekleri ters ördüm. Geldim. Şimdi beşinci sırada ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Ajurları da düz örüyorum.
ilmek artırdığımız için buradaki düz ilmek sayımız artık 3'e çıktı. İpimi şişime doladım. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım. Bakın burada da bir ilmek düzümüz artık 5 ilmeğe ulaştı. Artırma yaptığımız için. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. Tekrar ipimi doladım. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya alıp şişimi, ipimi doladım. Bakın burada da artırma yaptığımız için ilmek sayılarımız, düz ilmek sayılarımız arttı. Tekrar artırmamı yaptım. 3 tane düzümü örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp 5. sıramı da ön yüzden tamamlamış oluyorum. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ve 7. sırayla devam ediyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 ve 4 tane düz ördüm. İpimi bana doğru alıp bir kez de doladım şişime. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpimi arkaya alıp şişime doladım. Bakın burada 2, 4, 6, 7 tane düzümüz var. Artırma yaptığımız için düz sayılarımız arttı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düzden sonra ipimi doluyorum. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım ve bir kez de doladım. Bakın burada 4 tane düzümüz var. Onları örüyorum. 8. ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyorum. 8. sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıradan sonra artık artırmalara devam etmeyip artırdığımız ilmekleri toplayacağız. 9. sırada artırdığımız ilmekleri toplayacağız. Bu sırayı da bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. 9. sırada burada şuradaki haroşa olan 9 tane ilmeğimizi toplayacağız. Bu düz ilmeklerimiz de 9 ilmek oldu. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 tane ters örüyorum burada. Bakın burada 5 tane düzüm vardı. Onları ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi arkaya aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2, 4, 5 tane ters ördüm. Şimdi burada 9 tane haroşamız var. Bunları toplayıp tek ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Ben tığ kullanarak yapacağım. Şişle zor olabiliyor, toplanmıyor kolaylıkla. Şimdi 5 tersten sonra ipimi doladım. Doladıktan sonra şöyle şu 9 ilmeği tığıma alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimi şişime aldım. Hemen şuradan ipimi yardımıyla bu ilmekleri tığdan çıkarıyorum. Ve bu ilmeği de buraya tekrar sağ şişime taktım. Bakın ilmeklerimi toplamış oldum. İpi bana doğru aldım. Bir kere de doladım. Şimdi buradaki 9 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ve 9. İpimi arkaya alıyorum. Bakın bu ilmekleri topladık. Şimdi bir sonraki model kurumunda buraya kuracağız. Bu kabarcık kısımları buraya geçmiş olacak. O yüzden bu sefer haroşaları buraya kaydırmış olduk. Şimdi tekrar bakın 9 tersten sonra ipimi, şişimi doladım. Buradaki 9 tane haroşayı tığ yardımıyla tekrar toplayacağım. Bu 9 ilmeği tığıma alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeği aldım. Hemen şöyle ipimden şöyle geçiriyorum. Bu ilmeği de hemen sağ şişime takıyorum. 9 ilmeği böylece toplamış oldum. Şimdi tekrar ipimi şişime doladım. Bakın burada 2, 4, 5 tane düzüm var. Bunları ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters. Bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka sırayı komple ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Modeli ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum. 2, 4, 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Çünkü neden buradaki sayı artmıyor? Çünkü burası yarım dilim olacak kenarda kaldığı için ve modeli kaydıracağız. Artık şu kabartmalar şu kenarlara, şu ortaya ve kenara kaymış olacak. Doladım ipimi şişime. 3 tane düz örüyorum. İpi bana doğru alıp şişimi bir kez doladım. 9 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım ve bir kez de doluyorum. Burada 3 tane düz var. Onları örüyorum. 1, 2, 3 tane düzümü ördüm. Bir kez de doladım ve 5 tane tersimi örüyorum. Dediğim gibi kenarlarda 5 ters oluyor. Çünkü yarım model kuracağız burada. Modeli kaydırdık çünkü. Kenar ilmeğini de örüyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimiz ters. Ben sıramı tamamlayıp bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum arkadaşlar. Arka sırayı bütün ilmeklerimi ters ördüm, tamamladım. Ön yüzdeyim tekrar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya alıp bir kez de doladım. Bakın burada 2, 4, 5 tane düzüm var. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpi bana doğru alıp bir kez de doladım. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım. Bir kez de doladım. Bakın burada 2, 4, 5 tane düzüm var. Onları düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi bana doğru alıp bir kez de doluyorum. Artırma yapıyorum. 5 ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 tersten sonra kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine bütün ilmekler sıra başından sıra sonuna kadar ters örülüyor arkadaşlar. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Farklı bir işlem yok. Bütün ilmekler ters her zaman. Sıramı ters olarak örüp tamamlayıp geliyorum.
Arka yüzden sıramı bütün ilmeklerimi ters örerek tamamlayıp geldim. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. 2, 4, 5. Doluyorum ve artık son kez artırma yapıyorum. Bir sonraki düz sırada yine ilmeklerimizi şurada yaptığımız gibi toplayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ördüm arkadaşlar. Doladım. 5, 9 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi arkaya aldım. Bir kez de doluyorum. Bakın burada 2, 4, 6, 7 tane düzüm var. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi şişime doladım. 2, 4, 5 tane tersim var. Onları örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Bu sırayla birlikte son kez artırma yapmış olduk. Bir sonraki sırada toplayacağız 9 haroşalarımızı. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, arka sırada ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Burada artık yine haroşaları kapatacağız. Burada 4 sıra haroşamız oluştu. Düz ilmeklerimiz 9 ilmek oldu. Haroşalarımız da 9 ilmek oldu. Şimdi hem modeli bu kabarcıkları buralara kaydırmış olduk hem de modeli kapatacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Yine burada tığımın yardımıyla ilmeklerimi toplayacağım. Burada artırma yapmıyorum arkadaşlar. Ve 5 tane ilmeği topluyorum. Yarım model olduğu için 1, 2, 3, 4, 5. Kenarda yarım model yaptığımız için, öyle denk geldiği için bu 5 ilmeği topluyorum. Sağ şişime takıyorum. Şimdi burayı topladık. İpimi bana doğru alıp bir kez de doladım. Buradaki 9 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 9 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalnız şurada artırma yaptım. Onu unuttum belki söylemeyi. Farkında olmayabilirim arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 5 ters ilmeğimizi topladık. Artırma yaptık. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ördük. Şimdi burada da tekrar artırma yapıp şuradaki 9 haroşayı tığ yardımıyla toparlayacağım. Kapatacağız burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters ilmeğimi alıyorum. Şurada. Şöyle ipimi takıyorum. Ve bu çıkardığım ilmeği de sağ şişime takıyorum. Bir kez de burada dolamamı da yaptım. Şimdi tekrar ipimi şişime doluyorum. Buradaki 9 tane düz ilmeği haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada bakın şu 2, 4, 5 tane ilmeğimizi tekrar tığımızın yardımıyla toplayacağız. Bir kez de dolamamızı yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeği aldım. İpimden geçirdim ve ilmeği sağ şişime taktım. Ve kenar ilmeğimi örüp bitiriyorum. Burada sadece bu tarafta artırma yaptım. Bu tarafta yapmıyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar.
Dediğim gibi arka yüzler, modelin arka yüzünde hiçbir şey yapmıyoruz farklı. Hep ters. Bütün ilmekler ters. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters ördüm. Sıra başından sıra sonuna kadar. Böylece modelimizi iki kez birlikte kurmuş olduk arkadaşlar. Böyle bir model. Kabarcıklı, çok sevimli. Model sürekli kayıyor. Mesela bir sonrakinde buralara kayacak. Böyle devamlı yerlerini değiştirerek, kaydırarak düzlerin üstüne haroşa, haroşaların üstüne düz şeklinde modelimizi devam ettireceğiz. İki kere beraber yapmış olduk. Çok sevimli, çok güzel bir model. Ben daha büyük bir parçada da örmüştüm. Hazırlamıştım daha öncesinde sizler için. Bakın. Dediğim gibi sürekli yerleri değişerek devam eden bir model. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden böyle kabarık kabarık duran çok sevimli bir model. Yetişkin örgülerinizde, yeleklerde, hırkalarda, birçok yerde, çocuk örgülerinde de kullanabileceğiniz çok sevimli, çok hoş, yapımı da kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.